Merhaba, dünyanın gündemi Trump'ın Amerikan başkanı olması ve bizim de şu anda en birinci gündemimizin de bu olduğunu görüyorum. Çünkü biraz daha Trump'la anlaşabilir bir Erdoğan görüntüsü var biliyorsunuz. Bundan önceki dönemde de ne kadar anlaşıyor derseniz aslında anlaşmaktan öte Erdoğan'ın ulaşabildiği olarak düşünmek lazım. Çünkü bir önceki Biden'la herhangi bir şekilde iletişim kanallarının açık olmadığı, hatta randevu bile alınamadığı bir süreçten geçtiler biliyorsunuz. O yüzden Trump'ın gelmiş olması bizim de ilişkilerimizin biraz daha en azından aktif bir hale geçebileceği ve rahat bir Amerikan politikası güdülebileceğini gösteriyor. Ama geçmiş deneyimlerimize baktığımızda aslında Trump bize çok da iyi gelmedi. Şöyle düşünün. Bakın, dolar 3.80'di. Trump geldi, bir kriz çıkardı. Burada Brunson krizi, en azından Brunson'ı geri istediğinde 3.80'den dolar 5'e geldi. O süreçten beri başlayan hamle bizi 35 TL'lere kadar getirdi. Yani Trump'ın bize aslında çok güzel bir etkisi de kalmadı dolar TL anlamında. Bize yaptırım tehditlerinde bulundu. Çeşitli bize baskı unsurları, hatta YPG'yi destekledi. Yani Trump'ın bize çok büyük bir iyi tarafı yok. Ama nedir? Biz Trump'la en azından ulaşabiliyoruz. Yani telefonlaşabiliyoruz, çözüm arayabiliyoruz diye Trump'ı isteyen taraftayız. Ama söylemek gerekirse Trump'ın bize yararından çok zararını gördü. Ama tabii bunu Erdoğan tarafının nasıl olduğunu diye sorarsanız o da artık kendi açısından farklı görecektir. Ama ülke açısından baktığımızda ben çok yararlı olduğunu görmedim. Şimdi dolar TL tarafında 34.20'lerde takıldık kaldık. Biliyorsunuz ki haftaya Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması olacak. Açıklamasının etkilerini göreceğiz. Nedir tabii bilmiyoruz ama bu önemli bir açıklama diye kendisinin bir izahatı vardı. Bunun dolara etkisi olup olmadığını o dönem değerlendiririz. Ama 2 ile 5 hafta dediğimiz süreçte en azından 4 haftalık bir süreç kaldı. Dolar TL'de bir hareket zorunluluğu var grafiksel anlamda. Bu hareketi yapmadığı takdirde, daha önce 19 TL'lerde yapmayıp direndiği bir hareket vardı da 30'lara gitti ya, onun gibi bir sorunla karşılaşırız.